Peki. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Geceniz, gündüzünüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak ömrümüzü bereketli kılsın. Kendimizi, evlad-ı yalimizi, usul ve furularımızı, insi ve cinni, şeytanların şerinden, semavi arz-ı afatlardan, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan, sıkıntılardan bertaraf eylesin. Üzerimizde var olan sıkıntıları da kendisini tanımaya vesile ve basamak eylesin inşallah. Evlerinize Kur'an'ın ve Risale-i Nur'un nurunu hakim eylesin. Amin. Şimdi ısınmak adına birkaç yer okuyayım size. Gönderdiğim hepsini okumayacağım tabii. Niçin okuyorum? Hem efendim, şimdi ben size kavram, önce ısınmak adına bazı şeyler konuşuyorum. Zannediliyor ki ısınma adına çaktırmadan kavramlardan bahsediyorum. Kavram, aklın ayağı, eli, gözü, burnu, ağzı gibi. Kavramlarla akıl yürür. Kavramlarla düşünür. İçsel alemini nisbi ve itibari hakikatlerle vahidi kıyası yaparak somutu, varlığı, mevcudu soyuta, soyutu da somuta dönüştürerek bu dönüştürmeye bir elbise giydirir. Onun adı kelamdır. İsimdir. Kur'an buna Adem Aleyhisselam eşeğe isim verebildiğini söylüyor. Bu insana mahsustur. Onun için kavramlar çok önemlidir. Çünkü kavram aklın gözüdür. Aklın aklıdır kavram. Aklınız çok kaliteli olabilir. Ama kavram bilmiyorsun. Kavram bilmiyorsan ne ile ne düşüneceksin? Ne ile nereye bakacaksın? Yani yavaş konuşmaya çalışıyorum ama yani kavram bir daha çok zeki, çok akıllı, çok akıllı, çok saf, temiz bir ortamda da büyümüş olabiliriz ama kavramlar oturmamışsa, kavramları bilmiyorsak akıl kendi başına yetmiyor. Bu kavramların en camisi, en zengini vahiydir. Akla indiriliyor. Onun için bu ısınma adına kavramlardan bahsediyorum. Şimdi zihinle akılla biraz bahsedeyim, sonra tefekkürden bahsedeceğim, sonra konuma geçeceğim. Zihin, akıl arasını konuşuyoruz. Zihin anlatın. Yani daha önce zihin, akıl, tefekkür, kavram çok konuştuk. Çok elimizde notlar var. Bu farklı şeyden bahsediyorum. Yani zenginleştirmeye çalışıyorum. Zihin, anlatılmak istenenlerin ortaya çıktığı. Bir daha. Zihin, anlatılmak istenenlerin ortaya çıktığı. Akıl ise anlamak istediğini anlayan, ortaya çıkan, çok önemli bu. Bir daha, zihin akıl arasında farkı koyuyoruz. Bir cümle. Akıl, anlamak istediğini anlıyorsun. Zihin ise, anlatılmak istenilen sana rağmen ortaya çıkıyor. Zihnin yeri neresiydi? Vicdan. Vicdanı soğan gibi düşünürsek, en dış kabuğunda irade. Kavramlar otursun. En dış tarafında vicdanın irade. Eylemsel hali ibadetullah. Gir içeriye. Zihin. Eylemsel hali marifetullah. Gir içeriye. His. Eylemsel hali muhabbetullah. Gir içeriye. Latife-i Rabbaniye. Eylemsel hali müşahadetullah. Zihin. Vicdanda. Akıl. Dimağda. Şimdi zihin ve akıl arasında bir daha söylüyorum. Zihin anladık mı abi? Sana rağmen çalışıyor vicdan. Mesela adam aklıyla hata yapar. Yani yanlış yapabilir ama vicdan ise onu bırakmaz. Vicdan onu bırakmaz. Vicdan aklı kontrol ediyor.
Zihin neydi? Ayat-ı tekviniye. Yani varlığın vücud haricisinin olduğu yer, yazılım. Akıl ise vahyin geldiği yer ki evameli tekviniye. Şimdi bu kadar malzemeden sonra söylüyorum. Akıl anlamak istediklerine yoğunlaşır. Ben ne anlatıyorum değil. Ben ne anlatıyorum? Sen ne anlamak istiyorsan. Kavram bilgisi, kültürün, geleneğin, ondan sonra takvan seviyesince akıl anlamak istediğini anlar. Ben konuşurken, sen kitap okurken. Zihin ise sana rağmen benim anlattıklarımın dışarıya çıktığı zemin. Zihinde nefis pek karışamıyor. Zihin neredeydi abiler? Vicdanda değil mi? Onun için nefis pek karışamıyor oraya. Giremiyor fazla zihine. Zihni temiz olması çok ilginçtir. Zihin vicdaniyattandır. Olaylar bütünsel görmeye zahmet çekmez. Zihin, mesela ben bir şeyi anlatırken şimdi veya siz kitap okurken bütünsel olarak görmeyi zahmet çekmez zihin. Zihin mevcuda bakar arkadaşlar. Yani bu kainatın ayat-ı tekviniye yani müşahhas bu mevcudun yazılımı, yapısı bu mevcudun ortaya çıktığı bizde uyandığı yer zihin. Zihin vicdanda. Akıl ise vahiy. Vahiy ile uyanıyor. Uyandırılıyor. Ne kadar uyanıyor? Aklın kültürüne, doğduğun mekana, kazanımlarına, takvana, niyetine ve nazarına göre vahiyden absorbe, yani emiyor. Ben ne anlatırsam anlatayım. Kitap ne derse desin. Ben dinlerken, kitap okurken akıl anlamak istediklerini anlar. Zihin öyle değil. Zihin az dahi olsa hayat-ı tekviniye baktığı için nefis karışamadığında zihne, akla karışıyor. Zihne karışamıyor. Çünkü vicdandadır. Nefis ise kalbe yakın lüme-i şeytanededir. Pek dokunamıyor. Vesvese atabiliyor. Vesvese atabiliyor ama akıl kadar kolay zihne ulaşamıyor. Zihin aklı aslına ya bak hep kabul ediyorum sizi, bununla uğraşıyorum. Vaktinde gelin mübarekler, vaktinde gelin. Hem ders yaparken hem sizi onaylamak beni koparıyor. Onun için vaktinde gelin derse. Bir daha zihin aklı aslına eşyanın mevzuuna aslına götürür, görüştürür. Zihin akla müdahale ediyor. Eşyanın aslına götürüyor. Zihin o şeyin vücudu harici zemini. Yani mesela neyi düşünüyorsunuz? Vücudu haricisi oluyor zihinde. Akılda ise kanuniyeti oluyor. İlmi vücutlar oluyor. Ah zihin akıl merak edenlerin bunu dert edinenlerin duyması var ya şu. Yani şu anlatılan var ya 10-15 dakikalık şey. Belki 10 dakika. İnan kaç kitabın hulasası olur. Risale-i Nur'da senelerce uğraşılıp mana toplamasından sıkılan, çamaşırdan çıkan damlalar gibidir. Çok zordur. Bilen bilir bunun kıymetini ama bu dimağ grubu biliyor. Hasan abiciğim, müsaade ederseniz bir şey sorabilir miyim? Sor. Şimdi abiciğim, zihin ve akıl diyoruz ya, biri evamili tekbinde akıl, ayat-ı tekbineye zihin diyoruz değil mi abi? Yani şimdi evamili tekbineye dediğimiz yer ayat-ı tekbineye ile uyanıyor, ayat-ı tekbineye dediğimiz yer evamili tekbineye ile var oluyor. Yani biri diğerinin ademi, yani biri vücutsa diğeri onun ademi oluyor gibi anlıyorum abi. Yanlış mı anlıyorum acaba? Yani zihin aklın ademidir diyebilir miyiz abi? Yani ademidir demek böyle çok orijinaleme gidiyor da yani abi şunu söylemek istiyorum. Yani zihin olmasa akıl vücuda çıkartabilir. Zihinin varlığıyla akıl vücuda çıkartabiliyor. Bak. Bak. Aynen bak şöyle. Şimdi uygulayayım. Adam mezarda amcasını gömüyor. Zihin akıl iş yapacağız. Senin dediğin o oynayıyor gibi. Evet.
amcasını gömüyor. En yakını, başka kimse yok. En yakın, daha bir babası var, bir amcası işte. Adam yapıyor, bu akli. Zihin uyanmamış bunun. Adem daha mevcut olmamış. Arkasından hep misal veriyorum, rastladığım için bu. O ağlayan ama gömülen komşu değil, dost değil, amca. Baba diyor, benim hoca olduğumu bilmiyor, yanında duruyor. Baba diyor, beyaz eşyacılar galiba. Baba falanca diyor, bugün ödemesi vardı, ödemedi. Ne yapalım diyor. Ben demedim lan onlara mal satmayın. Bir şey anlatacağım bu. Demedim lan size. Ama düşünüyor. Gidin arkasını yazın. Ben burada idare edeceğim. Siz şey yapın. Akıl var, zihin yok. Zihinle akıl eşleşseydi ağladığı gibi ağlayacaktı. Ağlamadığı gibi ağlamayacaktı. Zihin uyanmamış. Zihin böyle bir şey. Onun için ne yaparsanız yapın, ne konuşursan konuş, ne ders yaparsan yap, vicdaniyatındaki zihin uyanmasa, akıldaki vahiy, evamiri tekviniyeler, ayete, kendi alemindeki zihne, yani ayatlara dönüşmüyor. Evet, doğru. Evet, ben de bunu ifade etmeye çalışmıştım abi. Evet, bu. Şimdi tefekkürde biraz da şey olacak. Bir de tefekkür parçasını okuyacağım, sonra derse geçeceğim. Zihin, o eşyanın vücudu harici zemini, akıl ise onun vücudu ilmisi. Tahattür, zihne kaldırılan şeyleri, bu da yeni, yeni duyuyorsunuz. Tahattür, zihne kaldırılan şeyleri zahmet etmeden çarçabuk hatıra getirmektir. Şimdi